Birkaç gündür elim kolum kalkmaz vaziyette, tembel, yorgun ve mutsuz bir şekilde uyanıyordum. Sabahları kızımı okula, eşimi işe gönderdikten sonra pamuk gibi yumuşacık minnak elli oğluma sarılıyor, bazen de evimin işlerini yaparak geçiriyordum günlerimi. O sabah annemi arayarak biraz sohbet edip, kah oradan, kah buradan konuştuk, durduk. Sonra halimden anlamış olmalı ki, neyin var deyince anlattım. İçimde kötü bir burukluk var diye. O an bana da bir şey dememiş, başka şeylerle beni teselli etmişti. O günü de öyle tamamladık. Akşam yemek, uyku derken, diğer güne tekrardan merhaba dedik. Aynı rutin, aynı şeylerle kahvaltıyı hazırlamış, tam ağzıma atmak üzere bir lokma ekmek koparmıştım ki, sabahın erken saatinde eşim aradı. O saatlerde aradığı da hiç olmamıştı. Hazırlan, köye gidiyoruz dedi. Neden diyebildim. Sustu, yutkundu. Baban çok hastaymış diyebildi. Tabii bu ve bunun gibi telefonları öncesinde de aldığım için hemen hazırlanmaya başladım. Eşim işten gelip beni aldı, otogara doğru yola çıktık. Aklımdaki tek şey hasta olduğuydu ve hemen nasıl giderim derdindeydim. Yengem, ben de seninle geleceğim dediği halde o kadar beynim uyuşmuştu ki bu kadın hiç gelmiyordu, neden diye sorgulayamamışım bile. Apar topar otogarda buluşup otobüse binecekken kuzenim sarıldı. Abla, alan da Allah, veren de, en kötüsüne hazır ol dedi. Ve o an uyanmıştım, siz bana söylemiyorsunuz diye. O zaman yarım ağızla başımız sağ olsun dedi ama yine teselli adına hasta olursa falan diyerek sözü çevirmeye başladı. O an kısa sürede tüm akrabaların etrafımda döndüğünü hissetmiştim. Ablamlara telefon açtığımda gerçeği biliyordum. Babam ölmüştü. Nasıl da kolay söylenmişti öldü kelimesi. O saatten sonrası onca yol bitmedikçe bitmiyordu. Sanki arabayı bana verseler, gazlayıp gitsem, son anına yetişsem gibi bir umutla sabrediyordum. Yol boyunca onca gözyaşıma rağmen anılarıma ve duaya sarılmıştım. Bir de isyanıma. Yan koltukta oturan, en az yaşı 90 görünen dedenin bacak bacak üzerine atmasına isyan etmiştim. 63 yaşındaki babam ile bu hiç tanımadığım adamı kıyas yapınca isyan ediyordum. İç sesim benimle savaş halindeydi ama içimdeki umut sessizce benimle konuşuyor. Ölmedi o. Hasta ve biz gidince eskisi gibi kapıda karşılayacak bizi diyordum. Acımla, ızdırabımla, gözyaşımla, duamla olmayan sabahı o gece hissettim. Otobüs evimize yaklaştıkça umudum dağlar kadar kocamandı. O yaşıyor, babam ölmedi. Bizi görünce ayağa kalkacak. Herkes ketum, herkes susbus, içimdeki yangın kocaman ama umudum dünyaya baş kaldıracak kadar büyüktü. 1 Aralık ayının 13'ü. Yerler kar, buz, fırtına ve soğuk. Otobüsten inip koşar adımlarla babamlara gidiyoruz. Arkama bile bakmadan umuduma sarılmıştım. Evin yanına gelince ana yoldan çıkıp köy yolu. Etrafta çok ayakkabı izi, dağınık yürüyüşler. Aklımda olan tek şey ölmedi, hasta. Üstüm başım kar oldu. Ayaklarım çamur, koşarcasına kapıdan içeri girdiğimde odanın ortasında yeşil bir örtü ile tabut. Soğuktan mıdır bilmem ama göbeği şişmiş. Üzerinde bir bıçak. Bunu bazen saçma bulduğum olur ama köydeki büyükler hala yapıyor. Gördüğüm manzara hala mıh gibi içimde oturur. Yeşil örtüyü kenara çekip babamın elini tuttum.
sanki umudumun ateşinin sönmesi için bu gerekliydi. Elleri zaten dolma parmaklıydı. Kalın nasırlı, bir de şeker hastalığı ile delik deşik olmuş mor parmaklar. Buz gibiydi. Soğuk demir parçası gibi içimi deldi. Yüreğimde yükselen kor, sağanak sağanak gözümden akıyordu. Umudumun ateşi o soğuk parmaklara dokununca son bulmuştu. Dualarla caminin yanına götürmüştük. Namazı kılınacaktı. Sonra mezarını görmek istedim. Gittim. Karlı buzdan parıldayan bir toprak içine çok üşüyen, sıcağı seven babamı yatırdıklarında bunu hiç hazmedemedim. Üzerine karlı toprak örtüldü. Babamın üzerine karlı toprak örtüldü. Ve o günden sonra ne umudum ne de yüreğim hiç ısınmadı. Astım ataklarım, aylarca süren yürek sızım hep arttı. Her Aralık ayında tekrar tekrar üşüyorum ben. Üşümekle kalmayıp özlüyorum da.